Ulusal Kanal'dan iyi akşamlar sayın seyirciler. 19 ana haber bülteniyle karşınızdayız. Sayın seyirciler, AKP hükümeti Türk ordusunu NATO'nun yeni konseptine göre dönüştürmek için yeni bir adım atma hazırlığında. Hükümet bu çerçevede Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesini değiştirmeyi planlıyor. Buna göre AKP hükümeti Türk ordusuna verilen Cumhuriyeti koruma ve kollama görevini ortadan kaldırmak istiyor. Hükümet Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nu değiştirmek üzere harekete geçti. Bu 35. madde artık Türkiye'de herhalde yanlış bir madde. Bu değişecek ama yalnız mı? Değişecek derken kalkacak. Kabinenin hukukçu bakanları İç Hizmet Kanunu 35. maddedeki Türk ordusuna Cumhuriyeti koruma ve kollama görevini veren ifadeyi kaldırmak için çalışmaya başladı. Hükümetin kanundaki bu maddenin yerine daha soyut ve dış tehdide yönelik ifadeler içeren bir madde koyacağı belirtildi. Aslında CHP ve BDP de benzer nedenlerle Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesiyle ilgili yasa teklifleri hazırlamıştı. Anayasayı değiştireceğiz, güzel. Peki darbe hukukunu yanaşmıyorlar. Gerek muhalefet gerekse hükümet çevreleri kanunu değiştirme arayışına neden olarak bu maddenin darbe girişimlerine temel hazırladığını gösterdi. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İç Hizmet Kanunu'ndaki bu değişiklik çabalarının arkasında başka nedenlerin olduğu dile getiriliyor. Özellikle harp okullarının eğitimi, birçok defa söyledim, bir daha söylüyorum. Oraları düzeltmek lazım. Eğer oralarda bir sıkıntı varsa orayı düzeltmek lazım. Oralarda efendim sivile güveni, demokrasiye güveni, temsilcilere güveni aşılamak lazım. Meclisin üstünlüğünü aşılamak lazım. Buna göre asıl hedef Türk ordusunu cumhuriyetini savunan Mehmetçik anlayışından çıkarmak. Mehmetçiğin NATO'nun ve Amerika'nın 3. ülkelerdeki müdahalelerine asker kaynağı haline getirmek. AKP hükümeti daha önce de bu yönde adımlar atmıştı. Türkiye'nin tehdit algılamalarını belirleyen Milli Güvenlik Siyaset Belgesi değiştirilmesi ve bedelli askerlik yasası da bu çerçevede atılan adımlar arasında. Ergenekon ve Balyoz tertipleriyle kan kaybeden Türk Silahlı Kuvvetleri'nde tepki istifalarının ardından toplu firarlar da yaşandı. 2. Ordu'ya bağlı komutanlıklardan 100'ün üzerinde subayın firar ettiği öğrenildi. Ergenekon ve Balyoz tertipleriyle yüzlerce komutanın tutuklandığı ve sanık yapıldığı süreçte tepki istifalarının ardından şimdi de firar olayları yaşanmaya başladı. Aydınlık gazetesinin manşet haberine göre 2. Ordu Komutanlığı ve bağlısı birliklerde görev yapan komutanlıklardaki 100'ün üzerinde subay firar etti. Firari subayların büyük bölümünün üsteğmen ve yüzbaşı rütbesinde olduğu öğrenildi. Firar olaylarının 258 subayın Ergenekon ve Balyoz tertiplerine tepki göstererek istifa etmesinin ardından gelmesi dikkat çekti. Genelkurmay Başkanlığı tarafından konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Firari subaylarla ilgili ne gibi bir işlem yapıldıysa belirsizliğini koruyor. Karargahı Malatya'da bulunan 2. Ordu Komutanlığı, terörle mücadelenin en yoğun olduğu Güneydoğu Anadolu bölgesinde konuşlanmış durumda. Bu nedenle istifaların terörle mücadele için ayrı bir tehlikesi bulunuyor. Sayın seyirciler, Balyoz belgelerindeki sahtecilik 28 Şubat belgelerinde de ortaya çıktı. Tutuklanan komutanların sorgusunda kalibri yazı tipiyle hazırlanan belgeler soruldu. Tutuklanan generaller 2007 yılında icat edilen kalibri yazı tipinin 1997 yılına ait bir belgede yer alamayacağını belirtti. Sahtecilik yapıldığını söylediler. 6'sı muvazzaf, 5'i emekli 11 generalin tutuklandığı 28 Şubat soruşturmasının 4. dalgasında belgelerde sahtecilik yapıldığı anlaşıldı. Sahtecilik bulgusu tutuklanan komutanların sorgusunda ortaya çıktı. Komutanlara gösterilen Batı Çalışma Grubu'nun propaganda faaliyetleri belgelerinin kalibri yazı tipiyle oluşturulduğu görüldü. Daha önce Balyoz belgelerini inceleyen uzmanlar kalibri yazı tipinin 2007'de kullanılmaya başlandığını tespit etmiş ve belgelerin sahte olduğunu açıklamıştı. Komutanlar 1997 tarihli bir belgede bu yazı tipinin bulunamayacağını vurguladı. Belgede Batı Çalışma Grubu Başkan Vekili olarak görülen Korgeneral Tevfik Özkılıç o tarihte başkan vekili olmadığını söyledi. Özkılıç, "EDOK'ta 40 bin kişinin komutanıyım, tutuksuz yargılanmak istiyorum" dedi. Özkılıç'ın avukatı Haluk Pekşen de kalibri yazı karakterine vurgu yaptı.
İstanbul'dan gönderilen CD'nin yazı karakteri 2007 yılında Microsoft'un icat ettiği Calibri karakteridir. 2007 yılı sonrasında üretilen yazı sistemi 1997 yılında Genelkurmay'da kullanılan sistemin içine entegre edilmeye ve bir suç üretilmeye çalışılmıştır. 3. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Berkay Turgut'un avukatları da sahteciliğe vurgu yaptı. 1997 tarihli bu belgede Calibri adı verilen yazı stili kullanılmıştır. Ancak bu yazı stili Microsoft tarafından 10 yıl sonra 2007 yılında yeni bir ürün olarak piyasaya sunulmuştur. Tümgeneral Berkay Turgut da hakime verdiği ifadede kendisine gösterilen Batı Çalışma Grubu'nun propaganda faaliyetleriyle ilgili belgedeki imza silsilesinin Türk Silahlı Kuvvetleri sistemine uymadığını belirtti. İzmir İstihkam Okulu Komutanı Tuğgeneral Celalettin Bacanlı da belgelerin sahte olduğunu söyledi. Gösterilen belgenin yazı tipi kalibridir. Bunun bana isnat edilen suç tarihinden 10 yıl sonra icat edilen bir Microsoft yazılımı olduğu ortaya çıktığından bu durum belgenin tahrif edildiğini veya sonradan ihdas edildiğini göstermektedir. İnternet andıcı iddiasına delil olarak gösterilen kitleşim ve proje adlı bilgisayar dosyalarında sahtecilik ortaya çıktı. Adli bilirkişi Tevfik Koray Peksayar, iki bilgisayar dosyasının hazırlandığı tarihte var olmayan Office 2007 programıyla yazıldığını saptadı. Bilirkişi, dosyalar delil bütünlüğü açısından ciddi bir endişe uyandırmaktadır, dedi. Gölcük Donanma Komutanlığı'nda bulunan 5 no'lu hard disk'teki bilgisayar dosyalarında yeni bir sahtecilik daha ortaya çıktı. İnternet andıcı iddiasına dayanak olarak gösterilen Kitleşim ve Proje isimli iki bilgisayar dosyasında tarih çelişkisi tespit edildi. Yeminli adli bilirkişi Tevfik Koray Peksayar, iki bilgisayar dosyasını inceledi ve dosyalar delil bütünlüğü açısından ciddi bir endişe uyandırmaktadır tespitinde bulundu. 5 no'lu hard disk içerisinde kötü amaçlı casus yazılım bulunduğunu belirten bilirkişi Peksayar, suç unsuru dosyaların bu yolda kopyalanmış olabileceğine dikkat çekti. Adli bilirkişi, iki dijital verinin bilgisayara ard arda yüklenmesinin kopyalama şüphesini desteklediğini anlattı. Kitleşim dosyasının 2003'te oluşturulduğunu belirten Peksayar, dosyanın üretildiği sistemin 2007'de piyasaya sürülen Office 2007 programıyla yazıldığını kaydetti. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan bilirkişi raporunda iki dosyanın 2007'de üretilen Calibri adlı yazı karakteriyle yazıldığı vurgulandı. Emekli Tuğamiral Alaaddin Sevim tarafından hazırlandığı iddia edilen proje ve kitleşim dosyaları dava açısından önem taşıyor. Proje isimli dosyanın irtica ile mücadele eylem planıyla benzer içerikte olduğu öne sürülüyor. Kitleşim isimli dosyadaysa İrtica ile mücadele için internet ekipleri kurulması, e-posta grupları oluşturulması gibi faaliyetler yürütüldüğü iddia ediliyor. Başbakan Tayyip Erdoğan, dalgalarda Türkiye boğulur dese de AKP'liler 28 Şubat operasyonunda vites yükseltiyor. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç da 28 Şubat ve 35. madde tartışmalarına katıldı. Arınç, Erdoğan'ın aksine 28 Şubat soruşturmasının geniş bir çerçeveye uzanacağını ima etti. Bu dalgalarda kusura bakmasınlar da ülke boğulur. Başbakan Erdoğan Türkiye dalgalarda boğulmasın dedi. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç ise operasyon kapsamını genişletti. 28 Şubat resmen 12 Eylül gibi bir askeri darbe olmamakla birlikte silahlı kuvvetlerin üst düzeyinde olanlarla MGK'nın başında olan Cumhurbaşkanı'nın işbirliği yaptığı, medyanın destek ve teşvikinin bulunduğu, bazı meslek kuruluşlarının ön planda olduğu, yargıya briefingler verildiği, bir takım yalan yanlış haberlerle yönlendirmeler yapıldığı, piyasaya acayip insanların çıkıp Türkiye'de sanki bir irtica korkusunun tekrar yaşatılmak istendiği bir dönem. Arınç, TSK İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesinin kaldırılacağını söyledi. Bu 35. madde artık Türkiye'de herhalde yanlış bir madde. Bu değişecek ama yalnız mı? Değişecek derken kalkacak, onu kastediyorum. Kalırsa da? Emasya protokollarından vazgeçtik. İşte askeri alanlar sivile devredildi. Jandarma bölgeleri, polis bölgesi oldu. Yapmadığımız iş kalmadı. Bülent Arınç, başkanlık sistemiyle ilgili de imalı konuştu. Nasıl bir değişim olur? Siyaset nasıl bir tablo alır? Halktaki değişim hangi istikamette olur? Kim ayakta kalır, kim kapaklanır, kim yüzüstü gider? Bunları görmek için
Allah ömür verirse daha 2 yılımız var. Meclisteki darbeleri araştırma komisyonunda CHP AKP'yi geride bıraktı. Komisyon gündemini belirlemek için yapılan ilk toplantıda 27 Mayıs devrimi, 12 Mart ve 12 Eylül Amerikancı darbeleriyle 28 Şubat'ı araştırmak üzere 3 alt komisyon oluşturuldu. CHP 27 Nisan bildirisi içinde alt komisyon istedi ancak önerge kabul edilmedi. Hepimiz şahit olduk. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AKP, CHP, MHP ve BDP'nin kurduğu darbeleri araştırma komisyonu ilk toplantısını yaptı. Darbe hukukundan Türkiye Cumhuriyeti'ni temizlemek mi istiyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi hazır. Komisyon gündemini belirlemek için yapılan ilk toplantıda 27 Mayıs ihtilali, 71 ve 80 faşist darbesiyle 28 Şubat'la ilgili 3 alt komisyon oluşturuldu. Ancak CHP'li üyeler bu kadarla sınırlı kalınmasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun görevlendirdiği CHP'liler komisyonda 27 Nisan bildirisinin de darbe olarak araştırılması gerektiğini söyledi. BDP bu talebe destek verdi. Bazı muhtıralar 27 Nisan gibi neden darbe kapsamı dışında bırakılıyor ayrı bir sorun. Dışarıda deli dalgalar gelir Dolmabahçe Sarayı'nı yalar, oradaki görüşmeler açığa çıkar, öyle bir durum tehlikesi mi sezinliyorlar nedir? Doğrusu bunu hiç mi kapatmaya çalışıyorlar? Biraz kamuoyunun kafası bu konuda karışık. 27 Nisan bildirisinin araştırılması komisyonda oylandı ve AKP'lilerin oylarıyla reddedildi. Komisyon Başkanı AKP'li Nimet Baş talebi reddedişlerini 27 Nisan sonucuna ulaşan bir girişim değildir sözleriyle açıkladı. Bir e-muhtıra yayınlanmıştır ve yayınlayan kişi de ben bunu tek başıma yaptım diye ifade etmiştir. 27 Nisan 2007 gecesi Genelkurmay'ın internet sitesinden Cumhuriyet'in temel değerlerine vurgu yapan bir açıklama yayınlanmıştı. Açıklamadan bir hafta sonra Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt ve Başbakan Tayyip Erdoğan Dolmabahçe'de 2 saati aşkın bir toplantı yapmıştı. CHP'lilerin iddiasına göre 27 Nisan'ın soruşturulması özellikle Erdoğan'ın benimle mezara kadar gidecek dediği Dolmabahçe görüşmesinin içeriğini ortaya çıkarma fırsatı olacaktı. Bu benimle mezara gider. Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'in Amerika ziyaretinde Suriye gündemi de öne çıktı. Amerikan Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey'in Özel'le görüşmesi sonrası yaptığı bir açıklamada Türk Genelkurmay Başkanı ile Suriye konusunda ortak bir anlayış geliştirmeye çalışıyoruz dedi. Özel'in Washington temaslarında ayrıca NATO zirvesinin gündemi de ele alındı. Genelkurmay Başkanı Özel'in Washington temaslarına Suriye konusu damgasını vurdu. Bu durum Amerikan Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey'in açıklamalarına da yansıdı. Özel'le görüşmesi sonrası açıklama yapan Dempsey, Suriye konusunda Türk Genelkurmay Başkanı ile ortak bir anlayış geliştirmeye çalışıyoruz dedi. Genelkurmay Başkanı Necdet Özel, geçen yıl 24 Ekim'de verdiği röportajda Suriye ile ilgili AKP hükümetinin saldırgan politikasına ters düşebilecek değerlendirmeler yapmıştı. Özel, Suriye'deki olayların Suriye'nin iç meselesi olduğunu ifade etmişti. Washington temaslarını Hürriyet gazetesine değerlendiren Genelkurmay Başkanı Özel, görüşmelerden memnun olduğunu belirtti. Karşılıklı bölgesel konuları konuştuk ve NATO'ya dair meseleleri ele aldık dedi. Özel'in Suriye gündemi dışında NATO'nun yeni savunma konseptini görüştüğü öğrenildi. NATO'nun yeni savunma konsepti, NATO'ya üye ülke ordularının başka ülkelere müdahale edebilecek biçimde dönüştürülmesini içeriyor. Bu kapsamda kritik adım 21 Mayıs'ta Chicago'da toplanacak NATO zirvesinde atılacak. Başkanlık sistemiyle ilgili Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de konuştu. Gül, konu bilinerek tartışılmalı, derinliğine analiz yapılmalı dedi. Yeni bir konu değil bu, biliyorsunuz. Zaman zaman hep tartışılıyor. Dolayısıyla tartışılır gerçekten. Söylemiştim. Dolayısıyla derinliğine zaten bilinir. Efendim, nedir o çekinceleri? Sen yeniden duyabilir miyim? Tekrar doğrusu gerekiyor. Bunlar yani... Hemen bir günden çünkü hadi herkes tekrar aynı konuyu konuşuyor. Bilinen şeyler. Bütün bu tartışılan konuların bilinerek tartışılması çok önemlidir. Evet. Yani en iyi konular bilinmesi, ciddi analizlerin yapılması, çok ciddi
bilgilerin ortaya konması bu çok önemli. Yoksa mevzu gündemde yani herkes bir şey söylemesi değil ki. Ne söyleniyorsa söylenen şeyleri gayet bilinerek, derinliğine analizleri yapılarak konuşulursa memleket için tabii ki her şey çok daha faydalı olur. Başbakan Tayyip Erdoğan başkanlık sistemine destek için MHP tabanına seslendi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştiren Erdoğan, başkanlık sisteminin Alparslan Türkeş'in 9 Işık kitabında yer aldığını söyledi. Yarı başkanlık sistemi ile ilgili ben bir tartışma açılmasını bahsettim. Hemen hop oturup hop kalktılar. Başbakan Tayyip Erdoğan başkanlık sistemine MHP tabanından destek arayışı içine girdi. Erdoğan başkanlık sisteminin Alparslan Türkeş'in 9 Işık kitabında yer aldığını ifade etti. Ya merhum Alparslan Türkeş'in 9 Işık kitabını aç ve orada başkanlık sistemine ihtiyacımızın olduğunu ifade ediyor. Onun da ötesinde bu milletin tarihi bununla güç kazanmıştır diyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'yi de eleştiren Erdoğan, Bahçeli'nin Türkeş'in kitabını okumadığını iddia etti. Bunlar 17 iddianameli Ergenekon davasında mahkeme eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Bülent Orakoğlu, iş adamı Mehmet Emin Kara Mehmet, gazeteciler Fehmi Koru ve Nuray Başaran da merhum Başbakan Bülent Ecevit'in koruma müdürü Recai Birgün'ün tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Duruşma pazartesi gününe ertelendi. Sayın seyirciler, Adalet Bakanlığı Ergenekon davasına bakan İstanbul'un 3. Ağır Ceza Mahkemesi üye hakimi Sedat Sami Haşıloğlu'nu ödüllendirecek mi? Eğer bakanlık Haşıloğlu hakkında 5 yıl önce yapılan tehdit şikayetini işleme koymazsa yanıtı evet olacak bu sorunun. Çünkü 4 gün sonra şikayet zaman aşımından düşmüş olacak. Ergenekon davası hakimlerinden Sedat Sami Haşıloğlu hakkında tehdit şikayetiyle açılan dosya zaman aşımına uğruyor. Adalet Bakanlığı Haşıloğlu hakkında tehdit şikayetiyle açılan dosyayı 5 yıldır işleme koymadı. Haşıloğlu 14 Mayıs 2007'de girdiği bir ihalede ucuz taşınmaz satın aldı. Haşıloğlu ihale için 40 bin dolarlık teminat yatırdı ancak satın aldığı taşınmazın inşaat ruhsatları iptal edilince satın alma işlemi gerçekleşmedi. Yatırdığı teminat yanında hakim Sedat Sami Haşıloğlu Çatalca Adliyesi'ne giderek icra müdürü Fatma Arıkan'la tartıştı. Haşıloğlu, satış kararı vermişsin, aynı gün seni görseydim öldürebilirdim. Bugün teminatı geri vereceksin diye tehdit etti. Fatma Arıkan Haşıloğlu'nu 17 Mart 2008'de Adalet Bakanlığı'na şikayet etti. Ancak bakanlık bu şikayetleri bugüne kadar işleme koymadı. Şikayet 14 Mayıs'a kadar HSYK gündemine alınmazsa dosya düşecek. Adalet Bakanı yargının hızlandırılacağından söz ediyor. Ama önündeki masasının üzerindeki dosya 5 yıldır bekletiliyor. İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Cengiz, Haşıroğlu dosyasının Ergenekon yargılamalarındaki rolüne dikkat çekti. Sözü edilen yargıç İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki görevine Ümraniye bombalarının bulunmasından hemen sonra atanmıştır. Ve başta Doğu Perinçek olmak üzere, Sayın Perinçek olmak üzere birçok Ergenekon sanığının tutukluluğunun devamına ilişkin karar oy çokluğuyla 1'e karşı 2 oyla alındığı düşünülürse bu güne değin bu yargılamanın nasıl sürdürüldüğünü anlamak gayet kolay olacaktır. Ergenekon davasına bakan mahkemenin savunmayı engelleme girişimine Avrupa Barolar ve Hukuk Birlikleri Konseyi'nden tepki geldi. Konsey, İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in avukatı Hasan Basri Özbey'in dava sonuna kadar duruşmalara katılmasını yasaklama kararının iptali için Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e mektupla başvurdu. Ankara Barosu Yönetim Kurulu'nun başvurusu üzerine harekete geçen Avrupa Barolar ve Hukuk Birlikleri Konseyi, Avukat Hasan Basri Özbey'in duruşmalardan men edilmesi kararının düzeltilmesi için Çankaya Köşkü'ne yazı gönderdi. 1 milyondan fazla Avrupalı avukatı temsil eden ve merkezi Brüksel'de olan konsey, Gül'e gönderdiği mektupta hukukun üstünlüğü ve savunma özgürlüğüne vurgu yaptı. Avrupa Barolar ve Hukuk Birliği Konseyi Avukat Hasan Basri Özbey'e karşı uygulanan yaptırımın acilen ve koşulsuz olarak düzeltilmesi için etkili adımlar atılmasını ısrarla tavsiye eder.
Avrupa Barolar ve Hukuk Birlikleri Konseyi, bağımsızlığın korunması ve yargı idaresinin bütünlüğü için Türkiye'deki avukatlarının misilleme korkusu olmaksızın ve yasaksız bir şekilde mesleki görevlerinin ifasını sağlamak ve mesleki görevlerini ifa eden avukatların itibarını düşüren tüm girişimlerin acilen ve etkili bir şekilde durdurulmasını tavsiye eder. Kanun tasarısı. İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in avukatı Hasan Basri Özbey, Avrupa Barolar ve Hukuk Birlikleri Konseyi'nin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e gönderdiği mektubu ulusal kanala değerlendirdi. Bir kez daha Ergenekon mahkemelerinin, özel görevli mahkeme heyetlerinin savunmaya, avukatlara yönelik bu haksız, kanunsuz saldırısı uluslararası bir hukuk kurumu tarafından da tescil ve tespit edilmiştir. Bu kanunsuzluğa özel görevli mahkemeler son vermelidir. Savunma olmadan yargının işlemesi mümkün değildir. Tabii bu yaşananlar orada bir hukuk uygulaması olmadığını, orada bir Türk hukuku uygulaması olmadığını, bir savaş hukuku uygulaması olduğunu ve ne yazık ki o salonlarda hukuktan söz etmenin mümkün olmadığını bir kez daha ortaya koymaktadır. Danıştay Başkanı Hüseyin Karakullukçu şakayla karışık hükümetin uygulamalarında yürütmeyi durdurma yapılmayacağını açıkladı. Karakullukçu'nun bu açıklamasına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'dan da destek geldi. Karakullukçu tabii ki Danıştay'da Türkiye'nin kalkınmasına, büyümesine olan katkısını esirgemeyecektir dedi. Danıştay'ın 144. kuruluş yıl dönümünde konuşan Başkan Hüseyin Karakullukçu şaka yoluyla hükümetin uygulamalarına yol vereceklerini belirtti. Meclisteki kokteylde konuşan Karakullukçu, gazetecilerin nükleer santral ihaleleriyle ilgili sorusuna şaka yoluyla şu yanıtı verdi. Ne varsa durduruyoruz, durdurma yok artık, ilerleme var. Ben espri yapıyorum, siz ciddiye alıp yazıyorsunuz. Devletin, milletin lehine ne varsa yapılacak, bunun lamıcimi yok. Öyle bir şey mi var? Onu durdur, bunu durdur. Durdurduk ne oldu? Sayın Cumhurbaşkanı, sorumuz olabilir mi? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da Danıştay Başkanı'nın şaka yolla açıklamasını tamamladı. Yıldız, tabii ki Danıştay da Türkiye'nin kalkınmasına, büyümesine olan katkısını esirgemeyecektir dedi. Sayın Başkanımız da hassasiyetlerini belirttiler. Olumlu, pozitif yaklaşacaklarını belirttiler. Ben bu konuda gerek Anayasa Mahkemesi gerek Danıştay Başkanı'na olumlu yaklaşımları için teşekkür ediyorum. Çünkü samimi sohbetimiz bununla alakalıydı. Bir gün sokakta yürürken gözaltına alındı. Terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla 25 ay tutuklu kaldı. Özel görevli mahkeme Galatasaray Üniversitesi öğrencisi Cihan Kırmızıgül'e 11 yıl 3 ay hapis cezası verdi. İşte dudak uçuklatan hukuksuzluğun öyküsü. Galatasaray Üniversitesi öğrencisi Cihan Kırmızıgül'ün hayatı 20 Şubat 2010 tarihinde değişti. Kağıthanede boynunda poşuyla yürürken polisler tarafından gözaltına alınan Cihan, terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla tutuklandı. Cihan aynı gün Kağıthane'de yapılan bir gösteriye katılmakla suçlandı. Kamuoyunda infial yaratan tutukluluk tam 25 ay sürdü. Dava süresince poşu dışında hiçbir delil çıkmadı. Avukatların güvenlik kamerası kayıtlarını izleme talebi ısrarla reddedildi. Tanık polisler ve gizli tanık molotof atan kişinin Cihan Kırmızıgül olduğunu teşhis edemedi. Teşekkürler, herkese çok teşekkürler. Mahkeme 23 Mart'ta Cihan Kırmızıgül'ü tahliye etti. Ancak 22 yaşındaki Cihan tahliye kararına sevinemeden şok eden cezayla karşılaştı. Özel görevli İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada karar açıklandı. Cihan, yasa dışı gösteriye katılmak, örgüte yardım ve yataklık, patlayıcı bulundurmak, bir mağazaya taş ve molotof kokteyli atmak gerekçeleriyle 33 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kırmızıgül'ün cezası 11 yıl 3 aya indirildi. Cezanın temyize götürüleceği öğrenildi. Yargıtay cezayı onarsa Kırmızıgül 6 yıl 4 ay hapis yatacak. Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Mehmet Karlı, biz hata yaptık dememek için çocuğun hayatıyla oynadılar diye konuştu. 36'sı tutuklu 44 sanığın yargılandığı 3 KCK iddianamesi kabul edildi. İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek olan davada 12 sanık KCK yöneticisi olmakla, 32 sanık ise KCK üyesi olmakla suçlanıyor. Sanıkların KCK'nın basın komitesi üyesi oldukları iddia ediliyor.
3. KCK iddianamesi özel görevli İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 800 sayfalık iddianamede 36'sı tutuklu 44 sanık yer aldı. KCK'nın basın komitesi üyesi oldukları iddia edilen sanıklardan 12'si KCK yöneticisi olmakla suçlanırken diğer 32 sanık KCK üyesi olmakla suçlanıyor. İddianameyi kabul eden mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. 3. KCK iddianamesinin ilk duruşması 10 Eylül 2012'de Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde yapılacak. Okul sütü savunucularına Başbakan Erdoğan da eklendi. Trabzon'da konuşan Tayyip Erdoğan, sütte gıda zehirlenmesine yol açacak herhangi bir maddeye rastlanılmadığını söyledi. Erdoğan, binlerce öğrencinin rahatsızlanması konusunda da ezberi bozmadı. Süt hassasiyetidir bu, dedi. 81 vilayette her gün dağıtılan 7 milyon 200 bin kutu süt içerisinde gıda zehirlenmesine yol açacak tek bir paket süte rastlanılmış değildir. Trabzon İl Kongresi'nde partililere hitap eden Erdoğan önce okul sütlerini savundu. Okul sütü içen çocukların yurdun dört bir yanında hastaneleri doldurmasını ise hassasiyet olarak yorumladı. Hassasiyet olmayan her çocuğumuz dağıttığımız sütü rahatlıkla içebilir ve içsin. Ardından da okul sütlerini eleştiren muhalefete yüklendi. Karnım ağrıyor diyen çocuğa zehirlendi demek senin haddin midir, hakkın mıdır? Ana muhalefet partisinin genel başkanı bu kadar sorumsuz olabilir mi? Yüzlerce öğrenciyi hastanelik eden okul sütleri Elazığ'da da dağıtılmaya başlandı. Ancak bazı öğrenciler dağıtılan sütleri içmek istemedi. Bu sırada devreye giren vali yardımcısı Oğuzhan Bingöl lıkır lıkır sütleri içti. 2 Mayıs'ta hayatımıza giren okul sütleri Elazığ'da da dağıtılmaya başlandı. Vali yardımcısı Oğuzhan Bingöl ve İl Milli Eğitim Müdürü Reşat Çetin'in de katıldığı ilk dağıtım Elazığ Vali Lütfullah Bilgin İlköğretim Okulu'nda yapıldı. Vali yardımcısı Oğuzhan Bingöl elinde süt kolisiyle sıraları tek tek dolaştı. Ancak öğrencilerden hiçbiri önce sütü içmek istemedi. İçmeyecek misiniz? Benim içmemi mi bekliyorsun? Devreye vali yardımcısı Bingöl girdi. Bingöl'e bazı öğrenciler ve İl Milli Eğitim Müdürü Reşat Çetin de eşlik etti. Ama bu çabalar kimi öğrencileri tatmin etmedi. Öğrencilerin bir kısmı ilk günden bu yana yüzlerce arkadaşını hastanelik eden sütlerden içmedi. Çünkü televizyonda gördüm süt zehirliymiş. Annem izin vermiyordu. Ne izin vermiyor? Çünkü zehirli olduğu için. Süt içmene izin vermiyor anne. Evet. Adın ne senin? Muhammed Enes Şahin. Peki daha önce süt içtin mi sen? Evet. Evde içiyorsun? Evet. Okulda içmiyorsun? Evet. Benzer durum dün de 1425 çocuğun sütten rahatsızlandığı Sivas'ta yaşanmış. Vali Ali Kolat öğrencilere dağıtılan sütten içmişti. Suriye'de kanlı saldırılara imza atan silahlı muhaliflere Amerika'dan destek geldi. Dün 55 kişinin öldüğü ve 400'e yakın kişinin yaralandığı bombalı saldırıların ardından Amerika Suriyeli muhaliflere 40 milyon dolar yardım sağlayacağını açıkladı. Açıklama dün Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen bombalı saldırıların ardından geldi. Amerika Suriye'den komşu ülkelere sığınan muhaliflere 40 milyon dolar aktaracağını ilan etti. Amerika Suriyeli isyancılara para yardımının yanında siyasi uzlaştırma çalışmalarına da başladı. Suriye Ulusal Konseyi'nden bağımsız hareket eden Kürt gruplar Washington'da ağırlandı. Suriyeli muhaliflerle birleşmeye yanaşmayan Kürt gruplarla Amerika Dışişleri Bakanlığı'nda yuvarlak masa toplantıları düzenlendi. Dışişleri Sözcüsü Victoria Nuland, Kürt heyetin bakanlığın yakın doğu ilişkilerinden sorumlu bakan yardımcısı Jeffrey Feltman'la da görüşeceğini aktardı. Suriye'de 55 kişinin ölümüne ve 400'e yakın kişinin yaralanmasına yol açan saldırılar sonrası dünya kamuoyunda Suriyeli muhaliflerle ilgili tartışma da alevlendi. İngiliz basını terörist eylemlere imza atan Suriyeli muhaliflere şüpheyle yaklaşılması gerektiğini yazdı. Suriye'nin başkenti Şam'da 55 kişinin ölümüyle sonuçlanan patlamalar sonrası Suriye yönetiminin tepkisi sert oldu. Suriye Dışişleri Bakanlığı saldırıları gerçekleştiren grupların arkasında Suriye'de ateşkes sürecini baltalamak isteyen ülkeler var diyerek
Suudi Arabistan, Katar, Türkiye ve Batılı ülkeleri işaret etti. Fransız ve Türk dışişleri ise yaptıkları açıklamalarda artan şiddetin sorumlusu olarak Suriye yönetimini gösterdi. I think there's no doubt. Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan'ın planı kapsamında Suriye'de ateşkes ilan edildi. Ancak Esad karşıtı silahlı gruplar bu kez bombalı saldırılarla terör eylemlerini sürdürdü. Şam'daki son bombalı saldırıda 55 kişi yaşamını yitirdi. Suriye yönetimi saldırıların arkasında Suriye'de ilan edilen ateşkes sürecini baltalamak isteyen uluslararası güçlerin olduğunu belirtti. Birleşmiş Milletler'e mektup gönderen Suriye Dışişleri Bakanlığı, terör gruplarını Katar, Suudi Arabistan, Türkiye ve bazı batılı ülkelerin desteklediğini dile getirdi. Cumhuriyet gazetesine konuşan Suriye Enformasyon Bakanı Adnan Mahmut, Suriye halkının olan bitenden Erdoğan'ı sorumlu tuttuğunu ifade etti. Enformasyon Bakanı, Erdoğan'ın Amerika'nın Orta Doğu'ya yönelik projesinin elemanı olduğunu bildiklerini belirtti. 1910 kilometrelik bir... Türkiye'nin içinde yer aldığı Suriye karşıtı cephe ise saldırıların ardından yaptıkları açıklamalarda sorumluluğu Suriye yönetimine attı. Türk Dışişleri yazılı açıklamasında saldırıları kınadı. Ancak Suriye yönetiminin göstermelik adımlar attığını ileri sürdü. Fransa Dışişleri Sözcüsü Bernard Valero da Suriye'deki kanlı saldırıların sorumlusunun Şam yönetimi olduğunu savundu. Süper Lig'e çıkan Elazığ Spor Başkanı Selçuk Öztürk, şampiyonluk kutlamasında kulübün mali durumunu düzeltmekle övündü. Aynı gün kulüp başkanının sahibi olduğu şirkette çalışan işçiler 6 aydır paralarını alamadıkları için eylem yaptı. Elazığ Spor Süper Lig'e kulüp başkanının firmasında çalışan işçiler de sokağa çıktı. Ya bu hakkımızı verecekler ya verecekler. Bunun ötesi yoktur. Bu insanlar masum insanlar ya. Elazığ Spor Süper Lig'e yükselişini mehter marşları ve mevlüt okutarak kutladı. Kutlamada konuşan Elazığ Spor Başkanı Selçuk Öztürk de takımı mali sıkıntıdan nasıl kurtardığını anlattı. Hatırlıyorsanız 4 Ocak genel kurul tutanaklarına geçmiş olan eski deyimimizde yaklaşık 22 trilyon borç miktarıyla bu kulübü devraldık. Ben o gün bu miktarın genel kurul tutanaklarına geçmesini isterken bugünü ve Elazığ kamuoyunu düşünerek yapmıştım. Ve de iyi yapmışım. Takımın mali sorunu yok ancak kulüp başkanının şirketinde çalışan işçiler 6 aydır maaşlarını alamıyor. Bir düşün Sayın Başbakanım. Bugün siz başbakanlığı kaybederseniz sizin haliniz size ne olur? Bir düşündünüz mü acaba? Bugün gürlersiniz. Çünkü Türkiye'nin %50'si arkanızda. Yarın kaybedince bugün nasıl içeri tıktım bunlar da sizi içeri tıkarlar. İşçi ölümlerine her gün bir yenisi daha ekleniyor. Önlem alınmadan çalıştırılan işçiler ihmallerin bedelini canlarıyla ödüyor. Son olarak Kahramanmaraş'ta iki işçi üzerlerinde çalıştıkları iskelenin kopması sonucu 9. kattan düşerek hayatlarını kaybetti. İhmallerin bedelini işçiler ödemeye devam ediyor. Kahramanmaraş'ta bir inşaatın 9. katında sıva yapan iki işçi üzerinde çalıştıkları iskelenin kopması sonucu düşerek yaşamlarını yitirdi. İnşaatın 9. katında sıva yapan Osman Kaba ve amcasının oğlu Cüneyt Kaba üzerlerinde çalıştıkları iskelenin halatının kopması sonucu iskeleyle birlikte aşağıya düştü. Olay yerine gelen 112 çalışanları kuzenlerin hayatını kaybettiğini tespit etti. Acı haberi duyan Kaba ailesinin yakınları inşaata koşarken gördükleri manzara karşısında ağıtlar yaktı. İşçilerin mesai arkadaşları da olayın ardından büyük üzüntü yaşadı. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde çalışan işçiler 2 gündür eylemde. Taşeron firmanın maaşlarını vermediğini belirten işçiler, susma, haykır, taşerona hayır sloganlarıyla hastane bahçesinde toplandı. İşçiler maaşları verilene kadar eylemlerine devam edeceklerini ifade etti.
Hacettepe Üniversitesi Hastanesi işçileri maaş eyleminde. Taşeron firmanın maaşlarını vermediğini belirten sağlık işçileri Hacettepe Üniversitesi Hastanesi bahçesinde iş bırakma eylemi yaptı. Az önce rektör beyle bir görüşme yaptık. Rektör yardımcılarımız da oradaydı. Sizlere de açıkladığı gibi pazartesi günü bu ücretin yatması için ve bu sorunu kökten çözmek için, yani ücret ödemeleriyle ilgili şirketin yaptığı aksaklıkları gidermek üzere bir çaba içerisinde olacaklarını söylediler. Biz aşağıda eşitlik değil, posta arkadaşlarımızın ücretlerinin indirilmesini değil, bu hastanede çalışan bütün arkadaşlarımızın ücretlerinin artırılmasını istiyoruz. DİSK'e bağlı Dev Sağlık İş Sendikası'nın da destek verdiği eyleme çok sayıda işçi katıldı. İşçiler maaşları verilene kadar eylemlerine her gün devam edeceklerini açıkladı. Antalya Eğitim İş Şube Başkanı Mehmet Balık, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sendikada örgütlü öğretmenlere mobbing uyguladığını iddia etti. Sendika başkanına göre mobbing uygulamasının altında yatan nedense öğretmenlerin AKP'nin 4+4+4 sistemine karşı iş bırakma eylemi. Bunu buradan söylüyorum. Antalya İl Milli Eğitim Müdürü sendikalı öğretmenlere mobbing uyguluyor. Bu iddianın sahibi Antalya Eğitim İş Şube Başkanı Mehmet Balık. Balık'a göre AKP'nin 4+4+4 kesintili eğitim sistemini protesto etmek için bir günlük iş bırakma eylemi düzenleyen sendikalı öğretmenler İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hedefinde. 27 Mart'ta eyleme katılan öğretmenlerimize eylemle ilgili soruşturma açamadılar ama akabinde eyleme katılan öğretmenlerin öğrencilerine öğretmeniniz size okula gelmeyin mi dedi şeklinde bir araştırma başlattılar. Mehmet Balık yaşanan bu gelişmeyi sendikalaşmanın önüne geçmek olarak değerlendirdi. Öğretmenlerin sendikalı olmasının önüne geçmek için mücadele ediyor. Sayın müdürümüze buradan söylüyorum, öğretmenler üzerinden elinizi çekin. Ardından öğrencilere okula gelmeyin dendi iddialarını da yanıtladı. Biz asla öğrencilerimize okula gelmeyin demeyiz. Öğrencilerimizin okula gelmediği günlerde telafilerle eksiklerini gideriz. Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise öğretmenlere soruşturma açılmadığını bildirdi. AKP'nin sağlık çalışanlarına baskıları, sorunları büyüdükçe daha sık alanlara çıkar oldu. Öyle ki Türk Sağlık Sen ve Sağlık Emekçileri Sendikası İzmir Şubeleri ayrı basın açıklamalarında aynı saat ve yerde karşılaştı. Eylemler birleşti. Hep bir ağızdan Sağlık Bakanı Recep Akdağ'a seslenildi. Artık yeter denildi. Hükümet her alanda ne yazık ki sağlık ve sağlık çalışanları üzerine çok güzel oyunlar oynuyor. Bugün hemşireler günü. Ama artık pek kutlanacak bir şeyimizin kalmadığını düşünüyoruz. Sağlık çalışanlarının iki sendikası da bugün İzmir Doktor Behçet Uz Hastane bahçesindeydi. Ayrı ayrı basın açıklaması yapmaya gelmişlerdi ancak AKP iktidarının sağlık politikaları onları ortak eylemde birleştirdi. Sağlıkta performans ölüm getirir. Sağlık çalışanlarının isyan noktasında olduğunu belirten SES İzmir Şube Başkanı Veli Atanur, Bakan Recep Akdağ'a seslendi. Artık yeter diyoruz. Sayın Sağlık Bakanı, hekim dışı personelin özlük ve ekonomik haklarını yok sayan, adeta köle gibi çalıştırıp üstüne ücretlerinden kesintiye gitmek hangi akıl ve vicdana sığar? Türk Sağlık Sen İzmir Şube Başkanı Ahmet Doğruyol'un da gündeminde hemşireler vardı. Artık hemşirelerimizin de sabrı taşmaktadır. Kamu kurumları arasında en fazla psikolojik baskıya maruz kalanlar sağlık çalışanlarıdır. Ankete göre hemşirelerimizin %67'si son 5 yılda çalışma şartlarının gerilediğini düşünmektedir. Açıklamaların ardından sağlık çalışanları 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası nedeniyle karanfiller dağıttı. Bir daha uzatırsanız. 13 Mayıs Ulusal Peyzaj Mimarları Günü dolayısıyla Peyzaj Mimarları Odası bir deklarasyon yayınladı. Deklarasyonda kamuoyunda 2B yasası olarak bilinen orman arazilerinin satışı yasasının yurttaşları mülksüzleştireceği belirtildi. Ormanlarımız, kentlerimiz, mülklerimize el konuluyor. 13 Mayıs planlama, projelendirme gibi hizmetlerle kent yönetiminde söz sahibi olan peyzaj mimarlarının günü.
Peyzaj Mimarları Odası 13 Mayıs dolayısıyla yayınladığı deklarasyonla ormanlarımız, kentlerimiz, mülklerimize el konuluyor dedi. Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Yılmaz 2B tasarısıyla merkezi idareye yağma özgürlüğü tanındığını belirtti. Bir anlamda imar darbesi denilebilecek uygulamayı afete karşı önlem gerekçesi altında düzenleyen kanun tasarısı, ülkenin ve kentlerin tamamını riskli alan ilan etme olasılığını sağlayarak bu tanımla belirlenmiş alanlarda TOKİ ve dolayısıyla Başbakanlığı tek imar otoritesi yapma hedeflemekte ve halkımızın mülksüzleştirme ile karşı karşıya bırakmaktadır. Tasarıda tek imar otoritesi oluşturulması aynı zamanda merkezi iradeye yağma özgürlüğü tanımaktadır. Gelelim haftanın film ve oyunlarına. Bu hafta Beyaz Perde'de bir yerli bir de Fransız yapımı yabancı bir film dikkat çekiyor. Sahne içinde önerilerimiz İstanbullulara. Sahne sezonunun sonu gelirken İstanbul Tiyatro Festivali'ni kaçırmayın. Senin adın ne? Can. Senin bir ailen yok mu? İşte işi bitince gelip beni alacak. Yönetmen Raşit Çelikezer'in Can adlı filmi bu hafta Beyaz Perde'de. Film birbirlerini severek evlenmiş, maddi açıdan iyi kötü geçinen mutlu bir çiftin öyküsü. Nerede görülmüş öyle şey? İnanırlar mı bize? İnanırlar, niye inanmasın? Çocuk sahibi olamayan Ayşe ile Cemal yasa dışı bir şekilde çocuk sahibi olur. Ayşe, Can adını verdikleri çocuğa bir türlü ısınamazken bir gün Cemal de evi terk eder. Ayşe artık Can ile tek başınadır. Kimse bir şey anladı mı? Selen Uçer ve Serdar Orçin oyunculukları dikkat çekiyor. Film, aile olabilmek için bir çocuğa sahip olmak isteği üzerinden hayatı ve ilişkileri sorgulayan bir yapım. Perdenin dikkat çeken filmlerinden biri de Fransız yapımı Can Dostum adlı film. Gerçek bir öyküden yola çıkarak beyaz perdeye aktarılan film, bir zenci ile bir beyazın ana dayanan dostluğunu anlatıyor. Aristokrat Philip, geçirdiği kaza sonucu hayatını felçli olarak sürdürmektedir. Kendine bakıcı olarak Senegalli Driss'i işe alır. Hapisten yeni çıkmış, artık özgür olan Driss ve düzenin içinde hayatı kontrollü yaşayan ve felçli Philip arasındaki ilişkide roller değişmiş. İki karşıt dünya görüşüne sahip bu iki insanın ilişkisi aynı zamanda bir dostluğa da dönüşebilir mi? Oyunumuz başlamak üzeredir. Sahne sezonunun bitmesine az kaldı. Tiyatro Festivali ise sezonu kapatmadan sahneler arasında koşturacağınız bir tiyatro maratonuna dönüşebilir. 18. Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali başladı. Resmi açılışı 9 Mayıs'ta yapılan festival, 2012 Çin Kültür Yılı etkinlikleri kapsamında programına aldığı Pekin Operası ve Şangay Dans Topluluklarının temsilcileriyle erken başlamış oldu. İngiltere, Fransa ve İsviçre'den katılacak toplulukların oyunları da festivalin yabancı yapımları arasında. Bu yıl özgürlükler ve sorgulamalar temasıyla düzenlenen festivalde yurt dışından 5, Türkiye'den 40'a yakın tiyatro ve dans topluluğu İstanbullularla buluşuyor. İstanbul ve Diyarbakır şehir tiyatrolarının yanı sıra Dostlar Tiyatrosu, Kenter Tiyatrosu, Oyun Atölyesi ve Diğer Şeyler topluluğu da Türkiye'den katılan kurum ve topluluklardan bazıları. 5 Haziran'a kadar sürecek festivalde sergi, dans atölyesi, ustalık sınıfı, film gösterimi ve söyleşiler de yer alıyor. Evet, bu haberle ana haber bültenimizin sonuna geldik. Yarın akşam aynı saatte buluşuncaya dek hoşça kalın. İyi akşamlar.